Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sunar. Efendim, Bakış Programı'na hoş geldiniz. Haftanın ilk iş gününün Bakış Programı'na. Sigortacılığı konuşacağız. Aslında stüdyo canlı yayın konuğumuz Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli. Sayın Benli aynı zamanda Güneş Sigorta'nın da genel müdürü. Şimdi efendim, Atilla Bey, Sigorta Birliği'nin yani TSB'nin yeni başkanı. Başkanlığa yeni seçildi. Biraz sonra kendisiyle de eminim bir iki cümle bunun hakkında konuşur. Ve seçildikten sonra da çok ciddi sektörde gelişmeler oldu. Hem tüketiciyi ilgilendiren hem sigorta şirketlerini ilgilendiren gelişmeler oldu. Keza bugün de resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı 2020 programında da sigortacılığa ve bireysel emeklilik sistemi, özellikle de bireysel emeklilik sistemine ciddi yer verildi ve ciddi de değişiklikler var. Bunların hepsini Sayın Benli ile konuşacağız. Her zaman olduğu gibi varsa sorularınız paylaşabilirsiniz. bakış@habertürk.com bize ulaşacağınız elektronik posta adresi. Aynı zamanda Noyan Doğan'ın Twitter adresi üzerinden, Habertürk Twitter adresi üzerinden de soru ve yorumlarınızla katılabilirsiniz. Ama bugün biz daha çok yeni başkanımızı, yeni başkanı sektörün konuşturmak niyetindeyiz. Dolayısıyla bu yönde yorumlarınız olursa paylaşın. Atilla Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. İki hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Başkanınız sağ ne kadar hepimiz. Oldu? Bir ay oldu mu? Oldu. Bir ay. Bir ay oldu. Evet. Mevcut Ekim sonuydu. Bir ay olmak üzere. Şimdi ben bakıyorum bir ayın üzerinde bir şey oldu zaten. Önce bir SDDK, yani siz eski bir sigortacısınız. Ben öyle biliyorum. Yani evet, bizim, 2003 bizim yılından ne beri. Ne zaman tanışmıştık sizinle ilk? Garanti sigortadaydım o zaman. Garanti sigortada 2000. Şimdi yaşlar çıkacak 2003. Ortaya. Bak şimdi diyeceksiniz kurcalama orayı. Deneyimli sigortacı deneyimli olmak iyi ya, bir şey. Yaş deyince öyle oluyor değil mi? Tecrübeli oluyoruz evet, değil mi? Tamam. Yani bakın 20 yıla. 20 yıldır. Yani aynı zamanda dediğim gibi deneyimli bir sigortacı. Dedim, başladınız SDDK, yılların en çok özlemle ve hasretle beklenen kurumu kuruldu. Şimdi arkasından bugün Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 2020 programı yayınlandı. İçinde çok ciddi gelişmeler. Yani masanızda çok iş var, belli gözüküyor. Ama biz genelde rutini bozmayalım. Sizden bir sektör değerlendirmesi isteyelim. Sektör değerlendirmesi derken Atilla Bey, çok fazla rakama boğmayın izleyicilerimizi. Bir hani nedir? Sizin genel bir şeyiniz var. Prim üretimidir, şudur budur. Artı bize sigortacılığın ekonomiye katkısından bahsedin. Bugün çünkü enflasyon da açıklandı. En son 3 yılın en düşük seviyesini gördük zaten bugün. Buyurun. Öncelikle teşekkür ederim bu olanağı sağladığınız için. Sektör adına. Çünkü sektörün bilinirliğini sağlamak, bu konuları böyle çok dinlenen, seyredilen yerde yapabilmek bizim için de çok önemli. Sektörün en büyük sorunlarından biri de bilinirliği sağlamak. Bu çerçevede 2018-19 karşılaştırması yaparsak sektörün, 2018'de biliyorsunuz bir kur hata oldu. Evet. Faizlerin yükselmesi. Dolayısıyla maliyetlerle uğraştığımız bir yıl oldu. Maliyetlerle uğraşırken özellikle de %40'ının oto sigortalarından oluştuğunu düşünürsek, ithalata dayalı bir servis sistemi var orada da. Kurların yükselmesiyle maliyetlere bir etki oldu. Ancak 2019'da birlikte hem dengelenme hem de enflasyonun ciddi oranda teklihanelere düşmesiyle bu avantaja dönüştü. 2019'un ilk yarısında biraz etkisini gördük bunların, maliyetlerin. Ancak yine de %19 gibi ilk 6 ayda bir büyüme var. Hem enflasyonda arındırılmış mı yoksa nominal mi? Nominal. Nominal. Ama hem elementer hem hayat sigortalarında. Eylül itibariyle baktığımızda, ki tam rakamlar netleşmedi ama orada %22,5'a çıkıyor ortalama büyüme. Bunun %35'i hayat sigortasından, %21'i de elementer taraftan geliyor. Yani %17, %18'lere yakın bir nominal enflasyonda arındırılmış bir büyümeden bahsediyoruz. Çok iyi bir rakam değil mi bu? Çok iyi. Yani birçok sektör bu şekilde bir büyümeyi, yani otomotiv, yani ki sizin birebir ilişkide olduğunuz sektör, mesela otomotiv ve inşaat bu kadar büyümeyi yakalamadılar. Otomotiv özellikle bizim %40'ını oluşturduğu için çok önemli. Otomotivdeki satışların
düşmesi. İlk yarıda etkilerini görmemize karşın ikinci yarıda hem kredilerin artması, enflasyonun düşmesi, banka sigortacılığından da destek alarak burada önemli artışlar kaydettik. Dolayısıyla 2019 yıl sonu itibariyle çok iyi bilançolarla bitirecek şirketlerimiz öyle görünüyor. Bu tabii ekonomiye olan katkıyı da arttırmıştır diye tahmin ediyorum. Tabii şimdi biz gayri safi yurt içi hasılanın 34 katı teminat veren bir sektörüz. Bu 34 katı demek 127 trilyon demek. Yani nedir bu? Bu ne demek yani? Üretim yapan, ihracat yapan, işte kendi alanında bir şeyler üreten herkese sağladığımız teminat. Yani bu bir fabrikada olabilir, bir küçük işletme de olabilir ve bireyler de olabilir. 127 trilyonluk bir riskin sektörümüz tarafından devralıldığı, riskin gerçekleşmesi durumunda ödenecek toplam tutarı. Bu güce sahip o zaman sigorta sektörü. Tabii, değil mi? Tabii. Yani. Bunun çok daha ötesinde aslında. Yani şimdi ekonomiyle karşılaştırdığımız zaman bizim ekonomimiz 17. sırada dünyada. Evet. Ama sigorta sektörüne baktığımız zaman iyimser değerlendirmelerle 39. sırada oluyoruz. Yani dolayısıyla dünya ile karşılaştırmadan önce bizim kendi yurt içindeki ekonomimizin büyüklüğüne göre de aslında yapılacak çok önemli işler var. Yani bu bir avantaj, hı hı, ama aynı zamanda kendimiz açısından da bir değerlendirme unsuru. Bunu değerlendirerek biraz daha hızlanmamız, ekonomiye katkımızı artırmamız gerekiyor. Peki, devam edelim buradan sohbete. Şimdi bakıyoruz, hatta biz yayına girmeden önce de sizlere sohbet ettik. Finansal anlamda bütün yük bankaların üzerinde. Yani şimdi fakat son zamanlarda 1-2 yıldır bakıyorum işte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ona sigortacılığın bağlı olduğu bölümün çıkarmış olduğu ürünler bu yükü hafifletecek şekilde, değil mi? Girizgahı yapayım, evet, siz devam, evet, edin. Aynı şimdi yeni ekonomik programında, yeni ekonomi yaklaşımında, Cumhurbaşkanlığı'nın programında 2020 planlamasında aslında sektörümüzle ilgili çok önemli detaylar var ve bize destekleyecek hedef ve politikalar çok net bir şekilde konmuş. Şimdi ekonomiye katkı açısından baktığımız zaman %5 bizim payımız sektör olarak ve bankacılık çok sektöründen güzel. Sonra da ikinci büyük sektörüz. Burada hükümetimiz aslında bize bu destekleri de sunarken aynı zamanda bankacılığın üzerindeki bu ekonominin %95'inin, %90'ının diyeyim, diğer sektörler de var. %90'ının bankacılık sisteminden ilerleyerek gitmesi dengeli ve derinliği olan bir ekonomi için yeterli değil. Dengeli ve derinliği olan finansal piyasalar yaratmak için de hükümetimiz de aynen biraz önce konuştuğumuz gibi sigorta sektörünü çok kritik önemde görüyor. Bundan dolayı da bu programlarda çok öne çıkarmış durumda. Teminat mektubu banka yerine geçecek değil mi? Tabii yani tabii. Yani alacak sigortası çıktı. Şimdi devlet destekli alacak sigortası aslında özellikle KOBİ'ler için çok önemli. Yani işine odaklanacak, tahsilat sorunu düşünmeden doğrudan üretim yapacak. Asıl amaç bu. Tabii burada yeterince büyümeye ulaşamadık. Ancak zaman içerisinde burada... Ne engel ne? Yani niye büyümeye ulaşıyor? Aslında bak ben mesela ürünün içeriğine baktım. Açıkçası yani bir tabir kullanacağım. Müthiş bir ürün. Yani bir KOBİ'lerin, özellikle KOBİ'ler için, evet, risk ki neredeyse sigorta şirketinin üzerine sigortayı atacak, yani argo tabiriyle atacak bir ürün. Evet. Ne sorun? Şimdi öncelikle hem KOBİ'ler için hem sigorta şirketleri için aslında çok büyük fırsat. Yani devlet desteği olmadan bunun şu anda hayata geçirilmesi çok zordu. Devlet desteğini verdi, görevini yaptı, sıra aslında sektöre geliyor. Şimdi sektör olarak burada daha aktif, daha konunun ilgililerine daha etkin bir anlatımla bunun tanıtımını ve ürünlerini çeşitlendirmek lazım. Şu anda tabii havuz küçük, belirli sınırlamalarla bazılarına prim yüksek geliyor. Ancak verdiğimiz teminata baktığımızda
Burada çok önemli şeyler var. Yani gerçekten bir KOBİ için riskin gerçekleştiği durumda tahsilat alacağını tahsil edemediği durumda... Bitti. Kapat işte, dükkanı git. Ama eğer bu devlet destekli alacak sigortası varsa onun yerine bu sigorta ödüyor. Sonra arka tarafta biz takip ediyoruz. Biraz tabii konu underwriting olarak yani teknik değerlendirme açısından sektörde yeni bir ürün olduğu için farklı değerlendiriliyor. Biraz daha yeni olduğu için, bizim için yeni olduğu için aslında dünyada bunun çok örnekleri var. O anlamda başlangıç biraz zor oldu. Ama şu anda ciddi çalışmalar var. Yani bizim TSB olarak da bunu... Gündeminizde bu olacak herhalde önümüzdeki günlerde. Biraz daha yani bu yeni ürünlerin tanıtımı. Trafikten çıkalım diyorsunuz. Trafik de önemli bir konumuz tabii. Trafikte de maliyetlerin yönetimi %40 olduğu için. Ama sektör trafikten ibaret değil. Dolayısıyla aynı zamanda... Pardon. Kefalet sigortası da çok önemli. Dünyada kefalet aslında teminat mektubunun bankaların verdiği teminat mektuplarını sigorta şirketleri kefalet sigortasıyla hallediyor. Bu aynı zamanda bankaların sermaye yeterliğine olumlu katkı yapan da bir durum. Bu konuda da daha potansiyelimiz çok. Yapılacak iş çok fazla. Peki. Burada da çok ilerleme olacak. Gelelim SDDK'ya, yılların sektörün beklediği. Şimdi arkadaşlar bir haber hazırlamışlar. Onu bir izleyelim. Üzerine ben biraz da ya şeyi anlatırsınız bize, onda sıkıntı yok. Yani SDDK yıllardır istiyordunuz, geldi falan, tamam bu tamam. Ama ben mesela bu işin vatandaşa, tüketiciye faydası ne olacağı da size sormak istiyorum. Şu haberi birlikte izleyelim ondan sonra. Efendim bir küçük haberimiz var. Sonra Sayın Benli ile sohbetimize devam. Sigorta sektöründe yıllardır eksikliğine dikkat çekilen üst kurul, resmi gazetede açıklanan Cumhurbaşkanı kararıyla kuruldu. Sigorta sektörünün BDDK'sı gibi görev yapacak olan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu SDDK, sigortacılık ve özel emeklilik için mevzuat hazırlayacak, uygulayacak ve ilgililer tarafından uygulanmasını izleyip yönlendirecek. Bireysel emeklilik, tarım sigortaları, DASK gibi konular da kurumun yetkisi altında düzenlenecek ve denetlenecek. Sigortalıların ve katılımcıların korunması konusunda da SDDK önlemler alarak bu önlemleri sigorta ve özel emeklilik kurumlarına uygulatabilecek. Sigorta şirketleri ve özel emeklilik şirketlerini de inceleyebilecek, denetleyebilecek ve gerektiğinde soruşturma açabilecek. Sigortacılık, özel emeklilik ve diğer mali piyasalarda alınacak kararların oluşumuna katkıda bulunabilecek. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu aynen BDDK'da olduğu gibi bir üst kurula sahip olacak. Bu üst kurulun ismi Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu, biri başkan, biri ikinci başkandan oluşan 5 üyeden teşkil olacak ve üyelerin tamamı Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. Kurulun başkanı aynı zamanda kurumun da başkanı olacak. Kurul en az 2 haftada bir gerekli hallerde toplanacak. Kurul kararları en az 5'te 3 çoğunlukla alınabilecek. Arkadaşlar bundan daha teknik bir haber hazırlayamazlardı herhalde artık. Değil mi? Yani ben derim Atilla Bey söylerdi bunları ama gerek yok. Bizimkiler artık sigortacı olmuş. Gayet güzel anlatmışlar. Hayırlı olsun. Önce onu söyleyeyim. Yani ben bu konuda bir işte son yazı yazdığım yazıya baktım. Yani en son bir 18-20 yıl önce kurulmalı falan diye yazmışız. Sonra bir ondan bir 5 sene, yani 25 yıllık falan değil mi? Bunun bir hikayesi vardır herhalde. Hayırlı olsun. Nasıl gördünüz? Nasıl değerlendirdiniz? Ne okuyorsunuz? Sektör açısından hem uzun zamandır beklenen hem de çok olumlu bir gelişme. Yani dünya örneklerine bakıldığında da yani ekonomide üzerindeki önemi, büyüklüğü, etkisi, mevzuat yapısı gereği. Tabii bu bütün dünyada olan bir şey. Başka ülkelerde de var, değil mi? Bu tabii. Yani sadece Türkiye has bir kurum, yani kurum değil. İşte Avrupa'da da vardır, Amerika'da da vardır yani bir özel kurumlar. Özel ekonomide yeri olan, mevzuat yapısı farklı, altyapısı farklı sektörlerin münhasıran bir otorite tarafından yönetilmesi, düzenleme ve denetlemesinin yapılması dünya örneklerinde de var. Bunun bağımsız olarak bu şekilde düzenlenmesi aslında biraz önce konuştuğumuz gibi sektöre verilen rolün ve önemin önümüzdeki dönemde ne kadar artacağını gösteriyor. Ya şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan çıkacak ve SDDK'ya, BDDK gibi SDDK'ya bağlı olacak bu sektör. Doğru mu okuduk?
Doğru. Tamam. Yine Hazine Maliye Bakanlığı. O da Hazine Maliye Bakanlığı olacak. Ama bir başkan, 4 kişilik bir kuruldan oluşup onun altında bir yapılanma var. Yine orada emeklilik, SDK ve Sigortacı Genel Müdürlüğü gibi farklı bir yapılanması olacaktır. Zine Bey, SDDK mı, SEDDK mı? Şimdi izleyici diyecek o ne? SEDDK. Yani Sigortacılık, Emeklilik ve Denetleme ve Düzenleme Kurulu. Değil mi? SDDK. Yani, tabii, emeklilik, özel emeklilik tabii, var. Özel emeklilik de var. Dolayısıyla Sigortacılık, Emeklilik, Düzenleme ve Denetleme Kurulu. Tamam, tam peki. Açılımı bu. Emeklilik şirketlerini küstürmeyelim. Buyurun. Tabii şimdi aktif büyüklüğü 202 milyar liraya ulaşan bir sektör. Ve daha potansiyelimize baktığımızda ekonomiye katkımızın yükselmesini gerektiren bir dönemdeyiz ki burada da yıllardır bir hedefimiz var, ulaşamadım. Şu an %5 olan ekonomideki payımız finansal tarafta %25'e çıkarılması hedefleniyor. Bizim de amacımız o. %25'e çıktığı zaman 740 milyar TL'lik bir ilave fonun yaratılması demek. Ekonomiye. Yani bu çok önemli. Yani sigorta sektörü aslında fonun biriktiği ve bu fonun ekonominin belirli yerlerinde kullanabildiği yer. Ve uzun vadeli. Uzun vadeli tabii. Hem kaliteli hem de uzun vadeli kullanılabilecek kaynak. Yani biz büyük sayılar kanunu biliyorsunuz sigorta sektörü olarak bir havuz oluşur. Belirli riskler aynı havuzda birleşir. Biz bu risklere teminatları veririz, primleri toplarız ve bu havuz bu riskler gerçekleştiğinde teminatları öder. Ama bunların, bu risklerin hepsi aynı anda olmaz. Dolayısıyla bütün dünyada olduğu gibi bizde de burada bu fonlar birikecek. Yani şu anda bizde %5'lerde olan seviye Avrupa Birliği ülkelerinde %65. Gayri safi hasılalarına %65'i kadar bir fon biriktirmişler sigortacılık sektöründe. Peki böyle bir kuruma ihtiyaç var mıydı? Vardı. Yani vardı. Çünkü hedef büyük. Ve bu aşamada hem mevzuat düzenleme, denetleme açısından özel sektör devlet işbirliğini en üst düzeye çıkaracak yapı bu. Burada özellikle ikincil düzenlemelerde çok daha hızlı ve etkin karar alınacak. Tamam. Şimdi ekonomiye faydası olacağını sizden anladım. İki, size zaten sektöre faydası var. Onu zaten okudum. Bunun vatandaşa, tüketiciye, sigortalıya, siz adına ne derseniz deyin, katılımcıya faydasını nasıl öngörüyorsunuz? Bakın tabii önce bir denetleme kısmı var. Hı hı. Denetleme rolüyle SEDDK bizi, vatandaşı her türlü işte yanlış uygulamaya, eksik bilgilendirmeye, ürünlerdeki hataya karşı koruyor. Orası ayrı. Ama onun dışında biz sektörü ne kadar büyütürsek, havuzları ne kadar büyütürsek prim maliyeti de o kadar aşağı düşecek. Hı hı. Yani bu fiyata yansıyacak ve cebe yansıyacak. Evet, yani bu şey çok önemli. Yani 10 kişiden oluşan bir havuzla 1000 kişiden oluşan bir havuzun primi aynı değil. Burada SEDDK ile birlikte biz de birlik olarak tabii doğru bilgilendirme ve teknik çalışmalarımızla tüm desteğimizi vererek uygulamaların hızlı ve etkin bir şekilde vatandaşımıza da çok daha faydalı bir şekilde, hızlı bir şekilde faydalarını yansıyacağı çözümlerle her zaman bir arada çalışacağız. Bu aşamada SDDK'nın mutlaka ve mutlaka bizimle çok yakın çalışacağını öngörüyoruz. Zaten bütün amaç ve daha etkin ve sektörün içerisinde çalışmasına uygun olarak bir düzenleme geldi. Burada çok olumlu, yani gerçekten bir heyecan, bir adrenalin var sektörde. Görüyorum zaten, hayırlısı olsun. Bugün de Cumhurbaşkanlığı 2020 programı yayınlandı. Orada da yani benim dikkatimi çeken şey, birisi emeklilik sistemine özel bir önem verilmiş, ciddi bir alan ayrılmış, bölüm ayrılmış ve birkaç tane de ciddi yenilikler var. Onu sizden, o müjdeyi duyalım, ben hiç bahsetmeyeyim. Aslında bu yeni ekonomi programı ve Cumhurbaşkanlığı'nın 2020 planında vardı. Şimdi bunların resmi gazetede yayınlanması, bunlar aksiyon olarak, uygulama olarak bundan sonra 2020 yılı içerisinde bunlar gerçekleşecek. Oradaki ipuçlarıyla baktığımız zaman en önemli, herkesin de önemli
daha çok dikkatini çekecek konu gençlere bir ayrıcalık var. BEST konusunda. BEST'te, bireysel. Bir de Atilla Bey, bir iki cümle BEST'i de alayım sizden. Bugün ne hangi boyuta geldi bireysel emeklilik? Çünkü artık siz sigorta birliği başkasınız, BEST de size bağlı, elementer de. Evet. Şimdi 106 milyar liraya ulaştı fon devlet katkısıyla birlikte. 6,5 milyon katılımcı var. OKS ile birlikte 7,5 milyar TL'lik ilave bir katkı otomatik katılım geldi sistemi. Otomatik katılım sistemiyle. Ki bu planlarda otomatik katılım sistemiyle ilgili de yeniden düzenlenmesi ve bunun tamamlayıcı emeklilik, emeklilik şey sistemi var. Gibi yeniden yapılandırılması gündemde ki burada ilgililere de bakınca yine Cumhurbaşkanlığı kararnamesindeki Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı da görüyoruz orada, Aile ve Çalışma Güvenlik Bakanlığı'nı. Bu da kıdem tazminat fonuyla ilgili konuların çok yakın zamanda masada olduğunu gösteriyor. Evet, masada olduğunu gösteriyor. Gençlerle ilgili demiştik. Evet, devam edelim. Şeyleri var, yenilikler var. Gençlere daha fazla devlet katkısı verilmesi konusunda öyle yorumluyoruz. Öyle bir şey yani var değil mi? Pozitif orada ayrımcılık olacak var, evet. Ve altında da şey dediğine göre yani ilave kaynak bakılacak dediğine göre burada ilave pozitif anlamda bir gençlere bir... Yani normal %25 devlet katkısını gençler sisteme girdiğinde biraz daha yüksek tutacak olarak mı okumak gerekiyor bunu bir anlamda? İlk akla gelen o. Evet. Ama bunu düzenlemelerle şimdi çalışmalarla daha net bir şekilde göreceğiz. Yine çok önemli bir sorundu sektöründe. Kısmi çıkış hakkı. Ben yıllardır söylediğim şeydi. Hayat sigortası şu hakkı şu bireysel emekliye tanıyın. Kişi çocuğunun okul parası, bilmem ne borcu için hepsini alıp çıkmak zorunda çıkalıyor değil mi? Çok iyi bir şey. Evet, orada eğitim, sağlık ve konut alımı gibi konularda sistemden çıkmadan belirli bir kısım parasını alma evlilik imkanı. Evlilik de var. Evlilik de. Hayırlı bir şeye vesile olacaksınız demek. Evet. Ama burada bunun ötesinde de teminat niteliği de kazanma durumu var. Onu da oradan ipuçlarından anlayabiliyoruz. Böylece bazen vatandaşlarımız küçük tutarlar için kredi alımı sırasında işte bir sürü teminat işleriyle uğraşıyorlar bankalarla. Burada doğrudan bireysel emeklilik sistemini de kullanabilecekler anladığım. Bunun dışında Türk Restorans ve Türk şeyle ilgili katılım sigortacılığı ile ilgili bir gelişme. Bir de zorunlu deprem sigortasının yaygınlaşmasını okudum ben afetler bölümünde. O da herhalde Türkiye'nin önemli konumu şu anda İstanbul depreminde hesaba katarsanız. Gerçekten. DASK da aslında işte 2000 yılında kuruldu. Dünya Bankası desteği alınarak ama o günden bugüne gelirken ciddi bir kazanım oldu. Yani şu an 6,5 milyar liralarda toplam fon. Olay başına da 20 milyarın üzerinde bir koruması var. Dolayısıyla şu anda ciddi bir koruma teminatı ile ilerliyoruz. Ancak iki sigortalanması gereken yerden sadece biri. Yani %53 civarında bir penetrasyon var. Bu maalesef zorunlu ve böyle önemli bir konuda düşük bir penetrasyon. Bunun %100'e çıkarılması lazım. Burada da bir önlem şey var, vatandaşta bir sigorta ile ilgili bir farklı düşünce var. Birlikte bir seyredelim. Son 3 dakika, 2 dakikasını birlikte seyredelim. Arkadaşlar sokağa çıkmışlar, vatandaşlarla görüşmüşler. Bakalım ne diyorlar. Ben de sizle birlikte seyredeceğim. Efendim bakalım bir vatandaşımız ne diyor? Trafikte motosiklet kullanmak zor mu? Zor, çok zor. Yani araba gibi değil. Düştüğün zaman direkt kaporta vücudun. Peki bu risklere karşı nasıl korumak lazım kendimizi? Mesela sağlık sigortası ya da trafik sigortası bir güvence oluyor mu sizler açısından? Yok, onlar sadece motosiklet için, yani kendin için bir sigorta değil. Senin hayatında sigorta var mı peki? Herhangi bir şey için sigorta yaptırdın mı? Düşün. Onun trafik sigortası var sadece. Hı hı. Başka yok. Herhangi bir hasar ya da işte o sigortayı kullanma durumu oldu mu? İşte sağlık için özel sağlık olabilir. Evet. Özel sağlık sigortasında oldu. Araç için de oldu. Her iki hikayede dinleyebilirim. Evet. Sağlık da ne için kullanıldı? Evet. Sağlıkta bir operasyon olması gerekti. Ve acil bir operasyon durumuydu. Özellikle sağlık sigortası o anda kurtarıcı oldu benim için. Kasko tarafından bakarsak, kaskosu yokken başımıza gelen bir kazada ciddi anlamda bir ödeme yapmak durumunda kaldık. Ama kasko olduğunda başka bir, daha ufak çaplı bir kaza olmuştu.
Bu tabii ikisi de benim başıma gelen şeyler değildi ama o zaman da tabii karşılamış oldu. Sigortayla aranız nasıl? Yani herhangi bir şeyi sigortalattınız mı bugüne kadar? Vallahi her şeyi sigortalatmaya çalışıyoruz. Hı. Neler var mesela? Bireysel emeklilik var, araç sigortası var, kasko, zorunlu deprem sigortası var, DASK. Bir de bizim sosyal güvenlik kurumu ile ilgili olan sigortamız var. BES'le başlayalım. Ne ifade ediyor? Geleceğe bugünden yatırım yapıyor olmak, %25 devlet katkısı nasıl değerlendiriyorsun? Yani BES ufak tefek yani minik minik birikimlerle ileride belki kocaman sorunları çözebilecek bir kumbara gibi. Evet, vatandaşımız böyle diyor. Bilinç var. Yaptırım az mı? Aslında yine iyi örneklerle karşılaştık. Gerçekten seçmişler hani, galiba. Bilinç var. Ancak burada daha yolun çok başındayız. Daha potansiyel çok fazla, çok daha iyi tanıtıp bilinci, finansal okur yazarlığı, sigorta bilincini çok iyi tanıtıp burada en azından ilk aşamada %25'e çıkarmak lazım. Şu an %5'ler civarında olan katkımızın finansal ekonomiye %25'lere çıkması yani şart, olmazsa olmaz bir şey. Burada biraz da bizim vatandaşımızın şeyi de var. Yani risk gerçekleşirse hızlı bir penetrasyon yakalıyoruz. Yani eğer riske yakınsa veya çevresinde gördüyse gördüğü ve yaşadığı ve hissettiği şeyde çok daha şey yapıyor. Mesela çarpıcı bir şey söyleyeyim. DASK'ta bakın Kocaeli depremi, Yalova'daki 90'lı Kocaeli'ni yaşayan, orada sigortalılık oranı %82. Ortalamamız %53'tü. Evet. Sakarya'da %80. Bodrum'da %68. Yani ortalamanın bayağı üzerinde. Güzeldi. Demek ki bir farkındalık yaratmak için inşallah risk gerçekleşmez ama bizim de bu anlamda çok çalışmamız gerekiyor birlik olarak. Peki arada bir gene sohbet edelim Atilla Bey. Tamam, çok tabii. Teşekkür ediyorum. Hem hayırlı ben olsun. Teşekkür ederim. Hem de yeni dönemde sigortacılıkta hayırlı olsun. Dediğim gibi arada bir gene sohbet edelim. Tek böyle sık sık. Çok efendim çarşamba günü aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sundu.